Merhaba arkadaşlar, ben Mertan Gaming. Bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz ve çok güzel bir şey oldu arkadaşlar. Ücretsiz sanıktan madeni çıktım. Çok mutlu oldum. Ama arkadaşlar bence en sevmediğim de efsanevi kart madenciydi yani. Yani prenses, buz büyücüsü, kıvılcım bence en iyi üçlü arkadaşlar. Yani madenci çıktı, çıka çıka onu özledim ama madenci de işe yarıyor arkadaşlar. İşe yaramıyor değil ama yani diğerleri kadar da işe yaramıyor. Ücretsiz sanıktan çıktı, hemen gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi madenci ücretsiz sandıktan çıktı. Bunun da SS'ini aldım. SS'ini aldım yani, ne diyeyim. Çok güzel oldu. Bunu da tabii ki de kapak fotoğrafı olarak yapacağım. Ama videoda görmeyeceksiniz. Ama acayip bir şekilde sevinim gece olduğu için de çok sevinemedim ama olsun arkadaşlar. Hemen oyuna dönüp geliyorum. Evet arkadaşlar, oyuna döndüm. Madenci nasıl kullanılır? Madenci nedir? Ne işe yarar? Onu söyleyeceğim arkadaşlar. Mesela adamın okları yok diyelim. Adam çarpma kullanıyor ok yerine. Minyon sürüsünü gönderiyorsunuz. Şimdi adam minyon sürüsüne çarpma attı. Hemen arkadan madenciyi göndereceksiniz. Madenci hasar kendine çekecek ve minyon sürüsü hasar almayacak ve çok güzel bir şekilde kuleyi alabileceksiniz. Bakalım. Neredeydi bakalım. O savaşı göstermek istiyorum. Burada yenildim. Yani arkadaşlar şu anda 3 slash or destesi bu. Şunda da yenildik. Nerede o? Nerede o minyon? Bu muydu acaba? Yok ya, bu değil. Neyse arkadaşlar, hemen bir savaş yapalım. Madenciyle savaş yapacağız. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar ama madenci çıktı. Çok güzel. Çok müthiş bir kart. Şimdi gösterelim minyon adama. Bakın. Minyon sürüsüne atıyoruz. Adam çarpma atarsa direkt madenci olacağım. Oo, çok kötü oldu bu. Ya al işte, geç yolladık ya. Arkadaşlar erkenden madenciyi yollayınca çok güzel bir şekilde alabiliyorsunuz kuleyi. Şuraya dev şeyi koymak istiyorum. Dev buraya gelsin. O büyücüyle şunu halletmek istiyorum. Cadı geldi. Dev cadı kombinasyonu. Çok iyi bir kombinasyon. Bakalım neler olacak. Madenci daha demin fail bir şekilde kullandık. O yüzden olmadı arkadaşlar. Hemen şuradan bir şey atmak istiyorum. Barbarları. Lan cadıya vursanız oğlum. Zehir attı arkadaşlar. Çok kötü oldu. Bayağı bir düşürdü oranın canını. Şimdi eğer ölmezlerse madenci atacağım. Ama öldüler. Evet öldüler arkadaşlar. Ölmeselerdi madenci atacaktık ve çok güzel bir şekilde hasar verecektik. Yani çok işe yarıyor. Bakalım şimdi gene minyon sürümümüzü koyalım. Adam belki büyücü koyar bu sefer. Çok daha iyi bir şekilde savunuruz arkadaşlar. Mini pekkalarla da oradan çok büyük bir sıkıntı olacaktır diye düşünüyorum bize. Madenci attık. Madenci hasar yerken. Gördüğünüz gibi minyonlar madenciyi alamadı ya. Abi dur. Vurma. Hayır 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 hayır. Hayır. Hayır ya abi. Yok yok yok. Yani çok kötü bir şekilde oynadık arkadaşlar. Hemen bakalım şimdi. Şimdi ne yapabiliriz? Ya abi, dev cadısından nefret ediyorum. Hadi. Hadi koçum, bineceğim benim. Binicim benim. Binici vuracak. Binici vuruyor. Binici alacak kuleyi. Binici çok süper bir şekilde vuruyor. Mini Pekka geldi. Mini Pekka biniciye vurma. Mini Pekka biniciye vurma, Mini Pekka. Evet arkadaşlar, çok güzel bir combo yakaladım. Şu anda çok... o iki tane büyücü koydu ama ya. Aynası var arkadaşlar. Aynasının olması cidden çok büyük sıkıntı. Yani ne yapabilirim şu an? İki büyücü... Lan iki büyücü geliyor. İki büyücü ok atacağım. Yapacak başka bir şey bulamadım. Evet. Second. Double BG. Double BG. Çok güzel bir şekilde savuşturduk arkadaşlar. Şimdi şunları koymam lazım. Yoksa çok güzel bir şekilde alacak. Lan. Oğlum. Oh. Vuramadı. Vuramadı. Tamam. Çok iyi. Şuraya bir slasher atmam lazım. Hemen şöyle alın. Al o cadıyı. Al o cadıyı. Al o cadıyı. Al cadıyı. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar binici ve madenci atacağız. Bakalım ne olacak. Madenci. Hadi lan. Hadi lan, alırsınız orayı. Hadi be. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok bir şekilde işe yarıyor. Şöyle. Şöyle saldıralım şuradan. Adam oradan geliyor ama dev gelene kadar bence zaman biter diye düşünüyorum arkadaşlar. Oo, zehir atmasaydı iyiydi. Alın orayı, alın orayı, alın orayı ya. Abi niye ona gidiyorsunuz? Evet arkadaşlar, savaş bitti yani. Evet, 441 canla kaldı. Adam oraya bıçakçıları koymasaydı ve zehir olmasaydı çok güzel bir şekilde alacaktık. Ama alamadık. Gördüğünüz gibi madenci bu işe yarıyor. Madenci tanklık yaparken diğerleri vuruyor ve çok
hızlı bir şekilde savaşı alabiliyorsunuz. Şimdi bakalım, çok kötü bir başlangıç gibi duruyor ama neler yapabileceğiz. Şunları yollayalım, bir risk almak istiyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet, keşke okumuz olaydı. Dondurdu. Dondurma. Abi. Adam çok güzel bir şekilde savundu ama 300 canını götürmemize engel olamadı. Yani çünkü 300 can 300 candır. Şöyle bir şuradan goblinleri ve madenci atmak isterken olmadı. Ne yapalım? İksirimiz yokmuş. Neyse, oran canı bayağı bir düşürdük. Bayağı bir düşürdük hatta. Bence binici gelecek. Gelecek mi acaba? Yok, gelmedi. Şimdi ne yapabiliriz? Adamın iksiri full. Full bekliyor. Binici geldi lan. Şansa gel. Top da atalım şöyle. Çok iyi bir şekilde savunduk. Bir kere bile vuramadı. Bir kere bile vuramadı. Ciddi misin ya? Bomba kulesi geldi arkadaşlar. Yani hiç kimse sevmiyor bomba kulesini. Bu oyunda bomba kulesini yani kullananların dışında arkadaşlar. Seven bir kişi söyleyin yani. Karşıda olmasın zaten. Yani söyleyin. Rakip maçtan ayrıldı diyor. Neden böyle bir şey oldu anlamadım. Biz de hemen alalım bari. Belki geri gelebilir. Hemen alalım arkadaşlar. Evet, çok güzel bir şekilde aldık. İksir biriktireceğim. Ya da rastgele koy işte abi. Hemen şöyle bıçakçıları da at. Bıçakçıları da at. Çok güzel oldu arkadaşlar rakibin ayrılması. Oraya aldık zaten, hiçbir şey koymayacağım. Rakip niye maç? Büyük bir ihtimalle terti kesildi çünkü oklarını oraya yolladı. Rakip baştan ayrıldı arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, artık madencinin nasıl kullanıldığını anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Madenci kullanım öğretici bir destesiydi arkadaşlar. Şu yenildiğim savaşta herhalde. Durun bir bakayım. Ben izleyip geliyorum arkadaşlar onu. Evet arkadaşlar, bu savaş. Bu savaşta bakın gördüğünüz gibi büyücü madenciye vurdu ve oranın canını 800'e kadar düşürdük. Durun bir daha göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın, madenci ne işe yarıyor. Şimdi buradan minyon sürüsünü yolluyoruz ve madenciyi yolluyoruz. Çok iyi bir taktik yani bence. Bakalım, bakın. Bakın. Hem adam bak. Oradan madenciyi de yolladık. Tak, madenci çıktı. Ve büyücü madenciyi hedef aldı gördüğünüz üzere. Ve gördüğünüz gibi öldü. Minyonlar da orada kaldı. Adam buz büyücüsü koyabilirdi ama neyse koymadı. Gördüğünüz gibi orayı çok güzel bir şekilde düşürdük. Yani böyle kullanılıyor arkadaşlar. Madencinin kullanılma amacı bu. Tanklık yapması. Herkes düşünüyor. Goblin fıçısının amacı var bunda. Goblin fıçısının amacı ile aynı değil. Yani goblin fıçısı varken bunun ne gereği var diyebilirsiniz ama işte aynı mantığa gelmiyor arkadaşlar. Yani goblin fıçısıyla bunu beraber kullanabilirsiniz. Ama adam ok atacaktır ve engelleyecektir diye düşünüyorum. Önce bunu, sonra goblin fıçısını atmayı deneyebiliriz hatta arkadaşlar istiyorsanız. Şu birinci destemizi alalım. Goblin fıçısı madencimiz nerede? Burada. Göstereceğim arkadaşlar size. Tabii ki de burada göstereceğim. Çünkü farkı anlamanızı istiyorum arkadaşlar. Şunu şöyle atalım. Bakın. Şimdi. Kaç olması lazım? %5 şarjımız kaldı. Kaç olması lazım? 7. Hop. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın, önce madenci çıkıyor. Tanklık yaparken goblinler orayı. Abi sen niye çarpıyorsun? Çarptığı halde gördüğünüz gibi bayağı bir düşürdük orayın canını. 1600'e kadar düşürdük. 2400'den. İşe yarıyor yani arkadaşlar. Herhalde artık bunun da oynaması iyileştirmişler. Yok lan. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir daha göstermek istiyorum. Çünkü adam çarpma attı. Çarpma. Bakın şimdi minyon sürüsü atacağım ve minyon sürüsüne çarpma atacak. Tabi atar inşallah. Bakalım atacak mı? Minyon sürüsünü attık arkadaşlar. Sonra buradan madenci yolluyoruz. Tak diye bir çıkıyor. Adam eğer roket attı ve tutturamadı arkadaşlar. Ve alev topuyla durdurmak zorunda kaldı. Adamın iksiri bitti. Buradan hemen saldırıya geçebilirsiniz. Ve adamın canını bayağı bir düşürebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü roket alev topu toplamda 10 iksir ediyor. Tabi bu eğitimci olduğu için bunun iksiri hemen doluyor arkadaşlar. Neyse. Yani roket attı lan.
Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Madenciliği nasıl kullanıldığımı, madenci tanıtımını size yaptığımı düşünüyorum. Madenci yani söylendiği gibi vurma amaçlı değil, madenci tank amaçlı gidiyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın ve like atın arkadaşlar. Ne ile ilgili, ne hangi kartın... Arkadaşlar videoyu bitirdim, biliyorum şu anda bu videoyu bitirdikten sonra bir daha çekiyorum. Çünkü savaş yaptım ve savaşta arkadaşlar çok güzel bir galibiyet aldım arkadaşlar. O savaşı size izletmek istiyorum. Kraliyet devici bir adamı yendik. Gördüğünüz gibi Aletova şey var. Madenciyle nasıl kullandığını bunu izledikten sonra videoyu bitirdim ama işte ne bileyim bu savaşı izledikten sonra daha iyi bir şekilde anlayacağınız için bu savaşı da izletmek istiyorum arkadaşlar. Madenciyle nasıl kullanıldığını göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi adam ne olacağını şaşırdı. Oraya çarpma attı, buraya çarpma atsaydı. Yani olabilirdi ama adam işte ne olduğunu şaşırdı işte. Hemen birden yol alınca adam şaşırdı ne olduğunu. Ve güzel bir şekilde oranın canı 600'e kadar düşürdük. Eğer buradan minyon sürüsüyle beraber yollasaydım arkadaşlar, siz savaşı izleyebilirsiniz. Buradan minyon sürüsüyle beraber yollasaydım, minyon sürüsü çarpma attığı için adamın, çünkü alet topu yoktu o zaman, çarpma atacağı için hiçbir şekilde etki etmeyecekti. Ve bizim bizim işte maden minyon sürüsü orayı maden tanklık yaparken çok güzel bir şekilde alacaktı arkadaşlar. Çarpma yaptı, ben madencinin canı, keşke oraya topu koymasaydım ve madenci atsaydım. Çok güzel bir şekilde onun hasarını düşürürdük ama olmadı arkadaşlar. Şimdi o kuleye yükleniyorum çünkü o kuleyi aldım diye sayıyorum arkadaşlar. Oraya almak için bir şey koydum. Ve şey aldık, adam çok güzel bir şekilde saldırdı arkadaşlar. Ne yapacağım şaşırdım burada. Çok feci bir şekilde şaşırdım ve kuleyi verdim arkadaşlar. Kuleyi çok feci bir şekilde verdim arkadaşlar. Ama olsun, ne de olsa savaşı kazanacağım. 2-1 güzel bir şekilde kazanıyoruz arkadaşlar. O kuleyi almak için madenciyi yolladım. Maden içinden çok şey var arkadaşlar. İçeri topu ezi falan almaya yarıyor yani. Adam mesela oraya minyonlar attı. Ben de şuradan saldırmaya karar verdim. Bakalım ne olacak. Adam içeri topu ezi koydu ama minyon sürüsü ölmediği için çok iyi bir şekilde almış bulunmaktayız. Ve madenci gördüğünüz gibi tanklık yaparken minyon sürüsü alacaktı falan bir şeyler olacaktı ama anlamadım. Ok attım ve madenciyle orayı bir şekilde daha almış bulundum. Neyse arkadaşlar, artık videoyu sonlandırmama gerek yok. Zaten sonunu söyledim. Ama şu Supercell'in güncellemesi cidden çok kötü oldu ya. Onu söylemek istiyorum. Bence bunu oyundan kaldırmaları lazım. Ya da yani şu vuruşun 10 saniye çıkarmaları lazım arkadaşlar. Çünkü bunu durdurmak çok zor. Çok güçlü bir kart. Yani oyunu güncelleme yaptılar. İyice beter ettiler oyunu. Neyse arkadaşlar. Hatta yani oyunu güncelleme yaptılar diye bizim kullanan birisi bıraktı. Belki görmüşsünüzdür. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.